Emre'nin yanına geldim. Duygu da burada bizimle. Şimdi bugün şeffaf plak denemesi yapacağız. 2 haftalık. Şeffaf plak böyle gördüğün üzere çok ince bir yapı. Evet. Tamam. Dişinde şuradaki ufak bir çapraşıklığını bu plak sistemiyle böyle 2 haftada bir değişecek şekilde şöyle tutarsam daha değiştirerek kullanacaksın ama kullanabilirsen. Evet, işte onu denememiz lazım. Şimdi şöyle aslında biraz başından anlatalım. Benim dişlerimde biraz çarpıklık problemi var. Yani başka bir şey yok aslında çok fazla. Ben 12-14 yaş arası yaklaşık 2 sene bir diş teli taktım. Ama yanlış tedavi uygulanmış. Telleri çıkarttılar, sonra ben arazi oldum. Bir daha da asla dişçiye gitmedim. Çünkü ergenken zaten şişman, gözlüklü ve telliydim. Dedim ki ben bir daha tel falan takmam yani. 2 tane opsiyonumuz vardı aslında bizim tedavi için. Bir tanesi lamine, bir tanesi şeffaf plaktı. Niye şeffaf plağı tercih ettiğimizde konuşalım. Biraz da lamineyi bize anlatırsan çok iyi olur. Tamam, süper. Lamine, dişin sadece ön yüzeyine bir pürüzlendirme işlemine bak, kesmek değil. Yani insanlar hep bunu yanlış anlıyor. Dişimi kesecek misiniz? Yani dişimi kesecek misiniz? Aslında sorusunun karşılığı şu. Dişimi vampir dişi gibi küçücük yapacak mısınız? Yapmayacağım. Vallahi de yapmayacağım. Ama yüzeyini pürüzlendiriyoruz ki o lamine dediğim 0.3 milim, 0.2 milim kalınlığındaki bir porselenin, yani seramiğin dişin yüzeyine yapışabilmesi için. Biz lamine ile şeffaf plak arasında kaldığımızda şeffaf plak ilerlememizin sebebi şu. Bu tedavi bittiğinde sonuçta gene senin kendi hiç dokunmadığın dişin olacak. Evet. Aradaki fark şu, bunun tedavi süreci atıyorum 3 ay, laminenin süreci 1 hafta. Estetik kaygılarda zaman, süreç ve kullanım şeyleri önemlidir. Sana şu anda deseydim ki tel tedavisiyle düzeltelim, küfür edecekti. Yaptırmayacaktı. Evet, bu yaşta tel takmazdım. Neden? Çünkü dişinin üzerinde bir tel görmek istemiyorsun. Evet. Ben sana o yüzden 2 tane estetik öneride bulundum. Dişini tel tedavisi gibi tel takmadan düzeltebileceğim bu yöntem ya da o da olmasın. Çünkü bunun kullanımında günde 20 saat takma var. Takmazsan olmuyor zaten. Ya evet, yani bir de şöyle bir durum var. Bunu günde 20 saat takmak zorundasınız. Biraz karar vermesi zor bir şeydi. O yüzden zaten şu an başlangıç kitiyle bir iki hafta deneyeceğiz. Ne kadar takabiliyorum, ne kadar takamıyorum. Kahve, çay, sıcak bir şey içerken çıkartmak zorundasınız. Yemek yerken çıkartmak aynen zorundasınız. Aynen öyle. Yani günde 20 saat sıcak bir şey içmek yok, sadece su içilebilir. Onlar da diş fırçalarken ve yemek yerken çıkıyoruz. Geri kalan süreçlerde full takıyoruz ki yani şöyle mantıklı olarak. Zaten o da 20 saat ancak oluyor. Tel tedavisinin özelliğini tel sürekli ağızda. Aslında en güzel noktası ne bizim için? Teli hasta çıkaramıyor yani. Evet. Hasta olarak ben niye şeffaf plak tercih ettim? Benim bakış açıma göre dişin her zaman insanın kendi dişinin kalması çok önemli. Yani lamine yapılır okey ama lamine 10 sene, 15 sene sonra yenilenmesi gereken bir şeymiş. Ben of, lütfen rahat olsun ya. Baskı var mı, basınç? Var. Kuvvet var mı? Var. Şimdi mesela düşünelim, kuvvet neden var? Çünkü dişini aslında şu dakika itibariyle kuvvetlendirerek hareketlendirmeye çalışıyor. Evet. Hikayemiz o. Şimdi aşağıya geliyorum. Eyvah. Asıl olayımıza geleceğiz şimdi, bekle. Hı. Senin en büyük derdin neydi bu şeffaf plak tedavisiyle alakalı? Hı. 1. Gözükecek mi? 2. Konuşabilecek miyim? 3. Sıkıntı yaratacak mı? He. Kapat bakalım. Şu an tabii ki garip hissediyorum ama konuşmam bayağı iyi. O da şu anda bir şey var gibi görüyorsun bak. Nedir? Neredeyse hiçbir şey yok gibi. Dakika. Çok yakına zoomlaman lazım artık. Yani o da gözüksün bir zahmet. Sıs. Şimdi o Şemsi Paşa pasajı. Aslında kötü değil biliyor musun? Yok, o bir günlük hikayem. Çünkü ağzına bir şey koyduğum için. Tabii şu an dilimle sürekli olarak şu arkadaki yeri yokluyorum yani. Daha doğrusu şöyle, yoklamanın sebebi yadırgadığın için değil, merak ettiğin için. Şu anda orada bir şey var ve bunu merak ediyorsun ve bu merakını gidermeye çalışıyorsun ve konuşurken de ağzındaki bir şeye zarar verme düşüncesiyle tam bir sıkma kapatma yapmıyorsun. Aynen. Yani bir gün sonra geçer bu. Doğru. Tel taktığım için normalde zaten onu da o şeye alışkanlığını görmüyor. Gülme ulan. Şu an biraz garipsedim, yalan söyleyemeyeceğim. Çok mutlu muyum şu an? Değilim. Çünkü şu an ağzımda bir şey var yani ve hani 6 ay boyunca bu hissiyatta olmayacağını biliyorum. Yapası mı geliyor sürekli? Evet. Ama şöyle sürekli. Garipmiş. Hakikaten. Gerçekten. Ama bak, estetik anlamdaki noktaları değerlendirdiğimizde yok. Görüntü yok ya. Hakikaten gözükmüyor be. Konuşmaya da bir gün, 2 gün sonra alışacaksın. Net yani bak bu.
Yok yok, eminim ya. Beklediğimden daha iyi konuşuyorum bu arada. Nasıl çıkartıyorum? Şimdi nasıl çıkarıyorsun? Bekle. Şimdi her zaman çıkarırken şuralardan, sağdan, soldan tutacaksın. Tamam mı? Tık tık yapacaksın. Okay. Yap bakalım. Ve alttan da destekleyeceksin. Şöyle tık tık. Şimdi altı takıyorum. Sonra tekrar çıkartacağım. Oldu. Hayvan gibi. Öldü. Oldu. Takması kolay. Çıkartması problem. Ben böyle zayıflarım yalnız ha. Yani kim çıkartacak, kim yemek yiyecek diye. Ben de genelde öyle yaparım. Çok antıklıyım. Taktım. Ola çok basit takılıyor. Basit. Basit. Basit takılıyor. Bak konuşmaya çalışınca Çalışınca oluyor. Çıkartmayı çözersen buradan uzayacağım. Nazik davranmak zorunda değilsin. Evet, biraz nazik davranma evet. Tribine girdiğim için çıkartamıyorum. Tekrar deneyeceğim. Çıktı. Bu ne oluyor? Maliye her şeyi gösterdim. Bu ne oluyor biliyor musun? Bir hafta sonra inanılmaz profesyonelleşiyor. Ya tabii zaten muhtemelen öyle olacak yani, da şu an salak gibi. Seni mesela ilk başta uyardığında şey demiştin ya, şunu ağzına koyup da ağzına basma diye. Çünkü üçüncü aydan sonra hasta böyle yapıyor. Çıkar diyorum mesela, şöyle yapıyor. Tak yapıyor, çıkarıyor. Tak bir atıyor değil mi? Yaptım. Bu yeni arkadaşım sanırım. Her gün bununla izlerdi. Bunun içine plaklarını koyuyoruz. Plakları koyuyoruz. Burada da uyman gereken bütün kurallar yazıyor. Bu arada da yani teknoloji o kadar gelişmiş ki dişimin ölçüsünü aldı Emre, laboratuvara gönderdik ve bir hafta içinde falan bana böyle bir 3D render geldi. Web sitesi giriyorsunuz, kendi ağzınızın aylar içinde şeffaf plaklığın ne kadar değiştiğini ay ay gösteriyor ve 360 derece her yerinden bakabiliyorsunuz. İnanılmaz şaşırmıştım yani. Peki bir soru, o 3D görüntüde burada bir şeyler vardı. Dolgular. Bu senin bir sonraki level'ında dişlerinin bu hareketini yapması için sadece bir plak takmıyorsun. Dişlerinin mesela üzerine dolgu malzemesiyle, neden dolgu? Estetik olsun, hani çıkarıldığında gözükmesin diye. O dolguyu yaptığımızda artık bundan sonraki plakların o dolguya da oturuyor. O dolgu üzerinden kuvvet ileterek dişini döndürüyor. Mevzu o aslında. O zaman 2 hafta sonra dolgu yapacağız yani. Evet. Okey, onu da çekelim ben o zaman. Evet. Bu herkese yapılan bir şey mi, yoksa benim ağız yapımdan diye dişimden dolayı? Bu senin diş yapımdan. Mesela senin dişlerine göre bu. Başkasının dişlerine göre bir yapıyoruz, yapmıyoruz. Anladım. Ben de dolgu gerektiği için ikinci haftadan sonra bana dolgu eklentisi evet. Yapılacak. Bir daha bir şey yapılacak mı? O evet. Dolguyla mı komple devam edecek? Şimdi ben gidiyorum artık. Emre'nin hastası geldi. Geç kaldık. Her zamanki gibi boşlanmaktan. Şimdi ben bir iki hafta bunlara takılacağım. Günde 20 saate tamamlayabilecek miyim diye bakacağım. Eğer tamamlayamazsam lamine yapacağız. Aynen. Tamamlayabilirsem 6 ay boyunca bunlarla hayatımı sürdüreceğim. Ve bu videonun tamamında bu 6 aylık sürecin tüm güncellemelerini size paylaşacağım. 2 hafta sonra geldiğinde buna devam ediyor olursak eğer, benim diş yapımdan ötürü ön dişlere bir dolgu yapılacak. Ve tedavi öyle devam edilecek değil mi? Doğru söylüyorum. Tamam. O zaman 2 hafta sonra görüşürüz Emre. Görüşürüz. Bugün 4 Ekim. Yani şeffaf plaklarımla geçirdiğim ikinci gün. Daha şu an bile bu kadar az S ve şeylerde zorluk yaşıyorken muhtemelen tedavi süresince bayağı rahat konuşacağım diye düşünüyorum. Ağzımda hala bir şey olduğunu hissediyorum. Hala birazcık baskı var ama dünkü kadar değil. Dün neredeyse biraz ağrı yapacak kadar ağzımın içinde baskı hissediyordum. Şu an gayet iyi gidiyor yani. Günde 20 saati dün tamamladım. Ben bu tedavinin beni zayıflatacağını düşünüyorum bu arada. Çünkü insan çıkarmaya üşeniyor bazen ve bir şey yemek ya da bir şey atıştırmaktan imtina ediyor. Bir haftamı biraz daha detaylı size anlatmak istiyorum. Çünkü bence alışma süreci o bir hafta içinde gerçekleşiyor. Ara ara yine böyle küçük güncellemeler geçeceğim. Bakacağız bakalım. Bence ben bu işi becereceğim gibi duruyor ama beceremezsek de lamine yaptıracağız yani. Yapacak hiçbir şey yok. Bu arada Emre'nin muayenehanesinde dün takıp çıkartmakta çok zorlanmıştım. Daha doğrusu sadece çıkartmakta zorlanmıştım. Emre şey demişti. Sen açken bir yemek yemeye çalış da bakalım nasıl canla başla çıkartıyorsun onu demişti. Gerçekten dün yemek yemeden önce 2 saniyede lak diye çıkarttım. Dün bayağı böyle ben bunu beceremeyeceğim gibi bir tribe girmiştim. Ama çok rahat takılıyor çıkarıya. Hala. Bu kadar. Bugün 5. günüm. Çok daha alıştım. Artık hatta neredeyse ağzımda hissetmiyorum diyeceğim bir noktaya geldi.
ve Emre ile konuştuk. Hani diğer plakları da bastıralım ve tedaviye devam edelim kararı aldık. Ben 5. günde ikna oldum. Hani bunlarla 6 ay yaşayabileceğimi açıkçası. Daha az yemek yiyorum. Daha fazla su içiyorum. Ben de bunu devam ettirmeye çalışacağım önümüzdeki aylarda ve haftalarda. Öyle. Uğraşmadan konuştuğumda S'lerde şeylerde biraz kayma oluyor. Ama yani çok da problem değil ya, ne bileyim. Kutu açılışı yapacağız bugün. Kutumu getir. Evet, bugün. Kaç tane var şimdi bunun içinde? Şimdi bak, kutumuzu açtık, tamam mı? Kutumuzu açtığımızda bizi bir kılavuzun, kullanım kılavuzu karşılıyor mu? Burada yoksa... ben çıkmıyorum önce. Şöyle mi atayım? Ne yapayım? İyice değil mi? Burada bir planlama kağıdım var. Tamam mı? Bu planlama kağıdında bütün her şey yazıyor. Dişlerinin milimetrik hareketleri, kaç derece döneceği, nasıl olacak, kaça öne mi geçecek, arkaya mı geçecek, sağa mı dönecek, sola mı dönecek, milim milim yazıyorum. Şurada da bir değerler var. Hı hı. Bu değerler kadar dişlerin çarpışık olduğu için stripping dediğimiz ufak törpüleme gibi bir işlemler yapacağım şimdi bugün. Bu bir. Törpüleme mi? Tamam. Tamam, bugün dişlerin aralarını biraz yaratacağız. Sonra okay. Buradaki gördüğün mavi noktalar var ya, oraları da dolular yapacağım. Şöyle göstereyim. Hah, buradaki bu mavi. Şarkı söylüyor ya. Hampşehir açısı bu. Sütü seven kamyoncu videosu vardı ya. Tam o açı, böyle piyano çalıyor bir yandan. Hadi bakalım. Burada da böyle şeylerim var. Plaklarım var. Bunların hangisi hangi hafta falan. Hepsini ben anlatacağım. Tamam. Harika gözüküyorum. Bunun içine girdim. Evet, biraz bu çok sinir bozucu. Bak, bu çok sıkıcı noktadan sonrasındaki tedavinin devamında hiç bunlar olmayacak. Ne içinde? Bu şimdi dişlerin dolgusunu yapmak için önden hazırlık. Dolgular ne işe yarayacak? Dişlerin yönlendirmesini sağlayacak. Hareketlenmesini. Altı ay kalacak mı? Evet. Ama ya bu ekvatörle konuşmayı öğrendim ben. Evet, evet, daha kötü ya. Aynı şekilde. İkinci seansa geldiğim için şöyle bir şey yaptık. Dişlerin arasına girmemiz gereken stripping değerlerine girdik. Dolguyu yaptık. Ve ikinci plak, daha sert bir plak, onu taktık. O yüzden de böyle bir zorluğu var bu tedavi. Ama buradaki olay ne? Aynı mantıkla düşün. Tel tedavisi olmuş olsaydı dişlerin üzerinde braketler olacaktı. Metal. Ve tel geçecekti. Burada bir şeffaflık var. Ama bir kalınlık da var. Alışma zaman alacak. Biraz daha şu an kuvveti daha fazla hissedersin. Çünkü dolgulara şu anda bindiriyor yükü. Yani dişlerini böyle hareketlendireceğiz. Normalde mesela zaten insanların bakış açısı şu plaklara çok daha dik bir gözle bakıyorlar ya. Evet, nasıl olacak? Oluyor mu, çalışıyor mu, işe yarayacak mı? Şeylerim artık. İşte bu işe yarayacak mı mantetesine çok basit bir tedavi gibi görse de aslında bu plakların basımı, süreci, üretimi, hepsinin böyle değerleri var yani. Selam. Artık daha pelteyim çünkü bugün Emre buralara dolgu yaptı. Bakın buralarda dolgu var, demir de var. Dolgulardan dolayı o kadar kastırıyor ki şu an plaklar. Takarken ve çıkartırken böyle bir 15-20 saniye acayip ağrıyor. Bugün bu tedavinin zor olacağını fark etmeye başladım. Ama direneceğim. Yani bir iki hafta daha geçireceğim. Emre her yeni plakta bu kasma birkaç gün olacak dedi. Farkındaysanız artık S'ler falan basamıyorum yani. Her tedavide böyle bir şey yok şeffaf plakta. Benim dişlerim buna ihtiyaç duydu. Aralar törpülendi. Çünkü yer yok ağzımın içine dişlerin yerleşebileceği. Ve dolgu yapıldı. Bunlar benim ağzımın içinin ihtiyaçları olduğu için yapıldı. Şeffaf plak tedavisinde normalde takıp çıkartıyorsunuz normal. Şu an için konuşamıyorum yani çok düzgün. Ama zaten ilk plak takıldığı gün de böyle olmuştum. Belki de bir iki gün sonra hakikaten geçecek yani. Ve ben bu sefer de buna alışacağım. Umarım öyle olur. Şimdilik güncellemem bu kadar. Normalde YouTube videolarımı çektiğim odadan çekeyim dedim. Çünkü ışık falan da var ya, hazır, böyle kolay oluyor, pratik oluyor. Akşam oldu. Üçüncü plak güncellememi çekiyorum şu an. Tam olarak bir ayı tamamladık bu şeffaf plak tedavisinde. İyi gidiyorum.
20 saati neredeyse %90 falan dolduruyorum gün içerisinde. İkinci plakları geçen Emre ile takmıştık. Bugün ben kendim evde takacağım. Emre'nin taktığı plak 1-2 gün neredeyse gözümden yaş getirecek kadar ağır yaptı. Muhtemelen dişlerimle de oynadığı için o gün ağzım biraz hassastı. Ve o 24 saati falan çok zor geçirdim. Çünkü yemek bile yiyemedim. Yani çıkartmaya korktum acısından. Şimdi yeni plakları takacağız ve biraz gerginim o yüzden. Üçüncü plaklar bu şekilde geliyor paket içinde. Plak açılışı. Plağı takmadan önce de şunu söyleyeyim. Hani bir ay nasıl geçti? Çok zor olmuyor. Sadece kış geldiği için artık biraz havalar artık biraz daha soğumaya başladığı için sıcak içeceklere geçtik. Sıcaklara geçince de benim sürekli olarak bunları ağzından çıkartmam gerekiyor. Hani yazın çok daha pratik olabilir. Çünkü yazın asla sıcak bir şey içmiyorsunuz. Bu plaktan sonra bir tane daha plak var. Diğer plakları daha bastırmadı Emre. Çünkü eğer 20 saatin altına takarsanız ve dişiniz olması gerektiği yere gelmezse diğer plaklar çöpe gidiyor. Bunu 2 hafta takacağım. Bundan sonraki plağı 2 hafta daha takacağım. Bu ayın sonunda tekrardan ağzımdaki yani dişlerimin yerine göre diğer plaklar basılacak. Üstü takmak çok zor oldu. İlkine göre çok daha az ağrıyor onu söyleyebilirim. Murat'a 3. Yani ilk gün şeyler fıstıkçı şahaplar rezalet. 2 hafta sonra yeni güncellemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam. Bugün şöyle bir şey oldu. Restorana gittim. Yemek yiyeceğim. Plakları çıkarttım. Peçeteye sardım ve peçetenin arasında plakları unuttum. Neyse ki 4. plağı geçmeme 2 gün kalmıştı. O yüzden tedavi aksamıyor. Yani o yüzden 2 gün erkenden geçmiş olacağım. Tedavi aksamıyor neyse ki ama yani atıyorum 10 gün önce kaybetmiş olsaydım muhtemelen bayağı sıkıntı olacaktı. Hemen Emre'yi aradım. Ben sana söylemiştim kaybedersin diye dedi. Dedim ki haklısın. 4. plaklara geçiyorum. Ama yine de 2 gün sonra Emre'ye bir uğrayacağım. Kontrol edelim bakalım ne oluyor dedi. Şimdi 4. plaklara geçiyoruz. Aslında 1,5 ay bitmiş oluyor. Neredeyse tamamen rahatsızlık duymuyorum diyebilirim artık. Şimdi 4.'e takalım bakalım. Artık acıyacağını düşünmüyorum. O yüzden lak diye takıyorum. Üstü alta takmaya çalışıyorum. Ah! Dudağımın içi yapıştı az önce. Okey canım acımıyor. Şurası bir tık sızladı. Ağzınıza her sefer yeni bir kalıp geldiği için onun böyle tam ağzının şeklini alıp oturması vakit alıyor. O yüzden de böyle ilk günlerde her zaman biraz kötü konuşuyorsunuz. Perşembe günü yani 2 gün sonra muhtemelen Emre'nin ofisinde tekrardan video çekiyor olacağım. Şimdi artık bir ölçü alacağız. Bununla 4. aşamayla uyumlu musun diye tekrardan bir dişler analizi yapacağız. Eğer uyumluysan yani kısacası uyumluluktan kastım şu. Sen plaklarını güzel kullandıysan uyumlu olursun. Evet. Sonra yeni plaklara gelecek. Velev ki uyumlu değilse başı kesilecek galiba. Mesela 2'den aşamaya geldi. O zaman 2'den devam edeceğiz. Yani uzuyor. Uzar. Anladım. Hoşuma gitmedi. Ama ben uyduğunu düşünüyorum. Bilmiyoruz. Mesela buradaki aslında psikolojik nokta şu. Bak iki tane şey söyledim. Düzgün taktıysan, 4. aşamayla uyumluysa yeni plaklara gelecek. Devam edeceğiz. Uyumlu değilse de 2'de mesela örnek veriyorum diye söyledim. 2'yle devam edeceğiz. Uzuyor dedi. Uzuya takıldık. Uzayana takıldık. Yani uzamaya da bilir yani. Bu arada uzamaz muhtemelen. Ben takıyorum çünkü. Çıkarmak. Önce şöyle aşağıya kalk kanıracağım. Heh, evet. Çıkar. Aferin. Sayla öyle. Hep çıktı. Şimdi o zaman bu tedavi 6 aylık değil Emre. 8 tane planınız varsa 4 aylık. Sen bana 6 dedin. Doğru. Hani neden dedim biliyor musun? Ya, hani uzar. Mesela bir hafta buradan esneyeceğiz ya. Bu bir. İkincisi işte mesela uzar. Takarsın takmazsın. Belli olmaz. Bir, hani psikolojik olarak 6 ay hazırlanırım. Erken işte, biterse mutlu oluruz. Çok iyi. Çok iyi. Tam benim 6 aydan uzarsa çok mutsuz oluruz. Yani. Benim istediğim psikoloji bu. Yani. Genelde kendimi kötüsünü hazırlayıp sonra iyi olup sevinirim. Çünkü ben sevindim mesela. 2 ay ne demek manyak mısın? Zaten 2 ay oldu. Bu kadar takmayacağım demek yani. Evet. Haftaya çarşamba veya perşembe. Ayın kaçı oluyor? Analizin sonucuna göre. Ayın 5'i veya 6'sı oluyor. Çok gerildim. Şu andaki ağzından aldığım manuel ölçünün dijital taranmış hali eğer ki senin tedavinin başlangıcındaki planladığımız 4. aşamayla uyumluysa yeni plakların basılıp gelecek. 3 ile uyumluysa demek ki bir plak çöpe gitmiş olacak.
O zaman 3'ten başlayacağız gibi tekrardan düşün. Ama o plaklar üretilecek yani. Aynen, 3'ten aynen, başlayacak, aynen. 4'ten başlayacak. Anladım, tamam. Ben anladım. Biraz sıvıyla besleniyorum bugün. Normal. Sen Hatay'da getir kinefeleri. Bir hafta mı oldu? Tam bir hafta oldu. Tabii doğru, bir hafta oldu. En son ölçüyü aldık, laboratuvara gönderdik ve benim, merakla bekliyorduk. Benim doğru takıp takmadığım, yeteri kadar takıp takmadığım belgelerle kanıtlanacaktı ve sorgulanıyordu. Bu korkunç adam tarafından bu sorgulandı, bana güvenmedi. Şaka yapıyorum, yok alakası yok yani. Tedavi denerdi, izi görmek için arada bu yapılması gerekiyor, daha önce konuşmuştuk zaten. Tedavi birebir devam ediyor çünkü çok güzel takmış. Hiçbir aksaklık olmadığı için de psikolojimiz her zaman kendine şimdi sanki yeniden başlamış gibi bir hevesle devam ediyor, değil mi? Tabii şimdi... Sıkılmadık değil mi? Çok sıkıldım. Biraz sıkıldım, çok değil de, ama 2 ayım kalmış olması beni mutlu ediyor. Şimdi normalde 6 ay, hiç önemli değil. Sana gelip 3 tane plağımız var, tamam mı? Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni paketler. Şimdi bak, buradaki en son numarada alt pekiştirme yazıyor ya. Alttakisinde de en sonuncusu geliyor. Yani pekiştirmesi gelmiyor. Yani bir plağımız daha var. Kısacası 4 plağımız var. 4 plak kaç ayda tüketeceğiz? 2 ay. Neden 6 ay dedim de 4 ay kaldı diyorum? Aslına bakarsan tedavi bittiğinde en son bu pekiştirme yazan kısmını normalde 15 gün kullanmak yerine 1 ay kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü dişler artık çok hareketli ya. Bununla böyle destekleyip sonra içeriden teli bağlamayı istiyorum. Daha güvenli aralık oluruz diye. Yani neyi çektim acaba o sırada ben? Buradan bir aşağı mı? Aşağı mı çekmişim? Şimdi 5. plağa geçiyorum. Üstünde 7 tane plağı var totalde. Evet. Altın 6. Çünkü alttaki dişlerin, alttaki dişlerin, üstteki dişlerin, üstteki dişlerin. Yani farklı yapı. Bu ünlü düşünür, ünlü yani. Diş hekimi Emre Kural tarafından. Buraya geldi şimdi, yüzünü görsün. Üstte daha fazla düzelmesi gereken şey var. Evet, aynen. Daha uzun sürüyor. İhtiyacı var. Okey, şimdi hazırsak. Daha sert, evet. Diğer plaklar bende kalacak, ben değiştireceğim. Sonra bir ay sonra tekrardan ölçüyorum. Ölçü, kontrol. Harika. Bye. Günaydın. 6. plak değişimimi dün gece yaptığım için şu an yeni uyandığımda sizinle ancak bunun güncellemesini paylaşabiliyorum. Çünkü Emre ile konuştuk. Emre dedi ki o ilk böyle yeni plak taktığınızda ağzınızda hafif bir kıtırdama oluyor. O plak ağzınızın şeklini alırken böyle bir gün geçiriyorsunuz. Onu geceden yap. En azından 8-9 saatini uyurken geçirmiş olursun. Daha rahat edersin dedi. Çok da mantıklı. Keşke daha önce söyleseymiş bunu. O yüzden ben de öyle yaptım. İlk plağı geceden taktım. Üst için 7, alt için 6 tane plağım var. Alt bu plakla birlikte bitiyor. Sonra pekiştirmeye geçiyorum. Üstten de bir plağım daha var dediğim gibi. Bu kadar şimdilik. Bir sonraki plakta tekrar görüşürüz. Merhaba. Beklenmedik bir güncellemeyle karşınızdayım. Yine plaklarımı kaybettim çünkü. Bugün 31 Aralık 2019 ve makyaj yaparken, koşuştururken bir şekilde plakları galiba çöpe attım. Bulamadım çöpte de baktım. Alt pekiştirme, üst 7. plak. Herhalde artık bitiyor gibi, bilmiyorum. Şimdi Emre ile konuştuk. Sorun değil dedi. Zaten yarın değiştirmem gerekiyordu. Şu an yine böyle pütür pütür konuşuyorum. Zaten yarın değiştirmem gerektiği için çok da problem olmadı. Bu yeni plaklar ağzıma da oturdu. Sorun olmadı yani. Emre dedi ki bunları asla kaybetme çünkü bunlar 3 hafta falan takacağın plaklar dedi. 2 hafta sonra son bir testimiz daha var. Tekrar ağzının ölçüsü alınacak. Ona göre bununla mı devam edeceğim? Bu tedavi bitecek ve arkaya retainer mı takacağız? Yoksa bir iki plak daha mı takacağız? Onlara karar verecek. Bu güncelleme bu kadardı. Umarım bu plağı kaybetmem. Çünkü bu plağı kaybedersem bayağı sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Şimdi tekrardan kontrol ölçüsü alacağız. Kontrol ölçüsünü aldıktan sonrasında tekrar bir dişler analizi yapılacak. O dişler analizi sonrasında belki bir iki plak kullanabiliriz. Sonra bence eğer sen güzel takarsan bitiyor bu iş. Bu arada bayağı iyi taktım. Hiç gerilemedik yani. Aynen. Allah'ım var. Bunda bir işte şey çıkacak mesela. Bunda şimdi muhtemelen çıkacak. Bir iki plak çıkacak mesela. Hani öyle yani altta mesela bir plak ekstra çıkacak. Bence çıkacak. Bence çıkacak çünkü dilimle ittirdiğimde böyle hafif bir V var altta. Aha. Köpek dişinin oradan. Görüşürüz. Bu kadar mı? Evet. Haftaya haber verirsin. Merhaba. Acayip dağılmış bir haldeyim. Saçım başım çok kötü gözüküyor. Kusura bakmayın. Plak değişim güncellemesi için tekrardan buradayım tabii ki. Yarın sabah Londra'ya gidiyorum. O yüzden şu an böyle gördüğünüz gibi
valiz hazırlıyorum. Valiz hazırlamanın orta yerinde de plak güncellemesi yapmam gerektiğini hatırladım. Dün Emre'ye gittim. İkinci analiz sonuçları gelmiş ve bir tane iyileştirme plağı diye geçen, şöyle göstereyim. Şu gözüküyor mu şurada? İkinci analizden sonra sadece bir plağa ihtiyacım olduğuna karar verildi. Ve yine dişlerimin arası törpülendi. Bu son plağı, bugün yeni taktım bu arada, fark etmişsinizdir, yine biraz kötü konuşuyorum. Bu son plağı 3 hafta kullanacağım ve ondan sonra yüksek bir ihtimalle tedavinin sonuna geleceğiz. Ve artık retainer dediğimiz bu arkaya üst alt olmak üzere tel takılacak. Son plaklar olduğu için bunlar biraz ekstra sıkıymış. O yüzden birazcık daha zor konuşuyorum ve hafif bir baskı hissediyorum. Beklediğimizden daha iyi gitti. Asla geriye dönük bir sıkıntı yaşamadık. Yani tedavi asla gerilemedi. O beni çok mutlu ediyor. Bazı zamanlar az taktım ama bir şekilde kotardık. Umarım da bu 3 haftanın sonunda tedaviyi başarıyla tamamlamış oluruz. Saçlar da beni ciddiye alıyor musunuz acaba? Neyse, öyle yani. 3 hafta sonra görüşürüz. Sizleri öpüyorum. Bay bay. Güncelleme çekmeyi unuttuğumu fark ettiğim için şu anda güncelleme çekiyorum. Artık sona geldik. Emre son kez dişlerinden ölçü aldı. Laboratuvara gönderdi. Son plaklar geldi. Şöyle göstereyim. Üst refinement 1 yazıyor üstünde. Bir önceki aşırı sıkmıştı. Bunlar o kadar sıkmadı. Ve tabii ki gitgide ağzınızın yapısı bu sıkmalara alıştığı için aslında belki daha çok sıkıyor şu an ama bir önceki de çok sıktığı için artık alışmış da olabilirim. Emin değilim. 2 hafta boyunca yine bunları takacağım. Ondan sonra üstte alta arkadan retainer, yani arkadan tel takılacak biliyorsunuz. O ömür boyu kalıyor. Bu retainer'ın ömür boyu kalmasının sebebi de şu. Ağzınız her zaman eski haline dönmeye çalışıyor. Burada yine şeyler kötü. Çünkü daha 5 dakika önce falan taktım. Ağzınızın eski haline dönmemesi için muhakkak arkadan bir telle desteklenmesi gerekiyor. Her tel taktıran insan yıllar içinde yavaş yavaş ağzının bozulduğunu gözlemleyebiliyormuş. Ki benim de öyle olmuştu zaten. Yani bakalım, son 2 haftamız. 2 hafta sonra Emre'nin muhtemelen muayenehanesinde tekrardan görüşürüz. Görüşürüz. Büyük mü? Bugün. Hazır mısın? Ay, çok hazırım ya. 2 aydır falan hazırım yani, öyle söyleyeyim sana. Sıkıldın ama değil mi? Sıkıldım. İlk yani baştaki heyecanımı kaybettim. Sonlara doğru. Dişlerin artık düzeldiği için ve sen o düzelmeyi gördüğün için bir an önce bitsin işte. Evet, aynen öyle. Ama durumu bitiyor. Kaç ay oldu? 5 ay olmadı bile. 4,5 ay diyelim. 4,5, 6 dedin. 6 dedin, 4,5'da bitiyor. 4,5'da paketledik. Şimdi bugün şu fütürler çıkıyor, dişimin içindeki dolgular çıkıyor. Evet, dişlerin bir daha geri dönmesin diye içeriden retainer dediğimiz bir tel takacağız. Öndeki o dişlerin hareketi için kullandığımız dolguları temizleyeceğiz. Sonra da sana büyük hediye önümüzdeki hafta. Ne? AliExpress'ten aldığım beyazlatıcı jelle beyazlatmaya başlayacağız. Allah seni kahretsin. Olmamayacak. İyi, haftaya beyazlatmaya gelirim. Hadi başlayalım o zaman. Stres. Dişe zarar vermiyor. Dişin üzerindeki o yaptığımız dolgu kalıntısını alıyor. Combo yapıyorum bu sefer. Çıkarıyorum. Sen böyle lütfen. Hazır mısın? Hazırım. İğrenç bir şey. Prezervatif. Başka şey değil. Ağız prezervatifi. O zaman bitti. Haftaya görüşürüz. Haftaya sana son plakları vereceğim. Fotoğraflarını çekeceğim. Neydi, ne oldu? Retainer'larla nasıl bir yaşam, ona bakarsın. İçerisindeydim, onları paylaşırım. Son bir video daha çekeriz o zaman. Ondan sonra da paket. Olur. Bu 5 ay diyelim hadi. 5 aylık sürecin sonuna geldik diyebiliriz. Teşekkür ederim. Ay çok mutluyum. Ay hiçbir şey yok. Bütün gün dilimle böyle yapacağım. Oha! Çok tatlıydı. Hayır, bir de düzleşmiş ya dişim. İlk defa hissediyorum çünkü o pütürler olmadan. Oo. Bu arada bir peynir varken rahat rahat yemek yiyebilirsin. Bununla ilgili bir problem yok. Ama işte çıkma etme, hani orayı böyle parmağınla elinle kontrol edip çıkıyor mu lan bu falan diye böyle. Ay yok ya, öyle manyaklıklar şey yapmam ya. Hiç ben dokunmam bile. Ben elmayı meyve de hardtruth'la sınan biri değilim zaten. Ay çok mutluyum. Teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Bye.
Şimdi videonun kurgusunu bitirdim ve son videoda haftaya görüşürüz diyorum ama tabii koronavirüs o sırada daha ilk birkaç günüydü. Öbür hafta aşırı patladığı için plakları Emre'den hızlıca aldım ve evime geri döndüm. O yüzden o sırada video çekmedim. Şu an Haziran 17'deyiz. O zaman işte Mart'ın 20'si falan gibi olması lazım ben plakları aldığımda. Son plaklar da retainer'lara uyumlu bir şekilde yapıldı ve 6 ay boyunca akşamları sadece takılması isteniyor. Yani uyurken akşamları dediğim. Ben birkaç ay takmadım ve böyle çok minik, şu an belli olmuyor aslında, çok yani belki milimetrik hafif bir sağ dişimin sol dişimin üstüne geldiğini fark etmeye başladım. Emre takmıyor musun dedi. Dedim takmıyorum çünkü tedavi bittikten sonra o retainer'dan sonraki plak falan sallamıyorsunuz uyurken takıyor olsanız dahi. Öyle bir salaklık yaptım. Bir iki ay kadar takmadım. Ondan sonra pişman oldum. Baktım hafiften geri dönme ihtimali var gibi. Hemen geri taktım plaklarımı. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Dişlerim herhangi bir şekilde ilerlemedi. Ama size en son verilen, retainer takıldıktan sonra verilen plağda muhakkak takmanızda fayda var. 2 ay bile takmadığınızda hakikaten çok hafif bir oynama olabiliyor. Onun dışında yani şu an inanamıyorum, hani videoyu editlerken fark ettim ne kadar dişlerimin yamuk olduğunu. Hakikaten çok fark etmiş. İyi ki yaptırdım dediğim bir tedavi oldu. Biraz sabır işi, birazcık gerçekten uğraştırıyor sizi. Günde 20 saat takmak göze korkutucu gelebiliyor. Ama eğer gerçekten yapabileceğinizi düşünüyorsanız %100 tavsiye edeceğim bir tedavi. Retainer'larla yaşam güncellemesi çekmemişim. Bir de kısaca ondan bahsedeyim. Yani hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Zaten tel gibi değil, şöyle göstereyim. Hani telin çok daha minik versiyonları. O yüzden hiçbir şekilde dişinizi rahatsız etmiyor. Ağzınızın içini rahatsız etmiyor. Yemek yemenizde bir sıkıntı yok. Zaten unutuyorsunuz. Yani 4-5 gün içinde geriye bir şey takılıp takılmadığını hissetmiyorsunuz bile. O yüzden retainerlarla ilgili de bir şüpheniz olmasın. Retainerlarla yaşamak çok rahat. Sanıyorum bu kadar. Umarım bu tedaviyle alakalı yaşadığım süreci iyi anlatabilmişimdir ve faydalı olmuştur. Düşünenler varsa dediğim gibi gerçekten dev tavsiye ederim. Çünkü hakikaten işe yarıyor. Hani aşırı yamuk bir ağzınız varsa, dişleriniz varsa bilmiyorum. Emre o konuda size daha iyi yardımcı olacaktır. Ama benim gibi hani böyle birkaç dişi yamuk olanlar için hani 5 aylık, 6 aylık bir süreçte tamamlanabiliyor. Bu kadar. Öpüyorum size. Bay bay.